Muharrem Coşkun 1976 yılında Şebin Karahisar'a bağlı Dereköy'ün Karaoğul mahallesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yoksulluk ve imkansızlıktan ötürü 13 kardeşinden 6'sı küçük yaşta, biri de trafik kazasında hayatını kaybetti. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Köy dahi sayılamayacak, okul ve caminin bulunmadığı bir mahallede küçük yaşta babası Şeref Efendi'den Kur'an ve ilmihal dersleri aldı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası okuma yazma seferberliği kapsamında yaşlılar için açılan kursa babası onu da kaydettirdi. Ardından köylülerin imkanıyla yapılan ilkokuldan mezun oldu. O yıllarda köye elektrik ve televizyon gelmemiş, haberler nostaljik radyodan dinleniyordu. Babasının haberleri radyodan dinlemesinden olsa gerek, Coşkun haber sunuculuğu ve gazeteciliği kafasına koydu. Öyle ki 1985 yılında 9 yaşındayken ailesiyle birlikte doldurdukları kasette haberci olma isteğini şöyle söylemişti. Muharrem Coşkun, Muharrem Coşkun haberler geldi şimdi. 11 Ocak 1986 Muharrem Coşkun'dan haberler dinliyorsunuz. İlk selamlarımı diliyorum. Bu hayalini ortaokula giderken de devam ettirdi. Yerel gazetelerde şiir ve haberler yazmaya başlamıştı. Zira daha önceden hazırlanan Türkçe tekbir de yine burada hafızlar tarafından seslendirilecekti. Coşkun, İmam Hatip Lisesi son sınıfa kadarsa köyünden 18 kilometre uzaktaki Şebin Karahisar'da okudu. Son sınıfın bir kısmını sürgün gittiği Alucra'da okuyan Coşkun, diploma ise İstanbul'da Kağıthane İmam Hatip Lisesi'nden aldı. O dönem İmam Hatip ve meslek liselerine uygulanan katsayı engeli sebebiyle istediği fakülteye giremeyen Coşkun, gecikmeli de olsa lisans eğitimini sosyoloji bölümünde yaptı. 1995'te İstanbul'a gelir gelmez yayın organlarıyla irtibata geçti. Kanal 7, Milli Gazete, Vakit gibi yayın organlarında haberler yazmaya başladı. İlerleyen yıllarda pek çok TV ve ulusal gazetelerde muhabir, editör, haber koordinatörü, yayın koordinatörü gibi görevlerde bulundu. Biliyorsunuz hafta sonu İstanbul önemli bir toplantıya, uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmıştı. Yerli ve yabancı pek çok önemli isimle söyleşiler yaptı. Çeşitli ulusal ve uluslararası gazete, dergi, sosyal mecralarda makaleleri yayımlandı. Gazeteciliğin dışında belgesel ve kitap çalışmaları da yaptı. İlk belgeseli Türkçe Ezan ve Dine Müdahalenin Öyküsü Garp İzi 2005'te yayımlandı. Muharrem Coşkun'un ATV'de yayınlanan, yönetmenliği ve sunumu kendisince yapılan 30 bölümlük Mekke ve Medine belgeseli de 2010 Ramazan'ında izleyiciyle buluştu. Star Gazetesi, Star Açık Görüş ve Derin Tarih gibi pek çok yayın organında araştırma, inceleme yazıları kaleme aldı. Pek çok televizyonda tartışma programlarına katıldı. Görüşlerini ise sakınmadan dile getirdi. Ve Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktığında bastırılan bir afiş vardır. İnternette girenler de bulabilir. İslam'ın haleskarı, yani İslam'ın kurtarıcıları. Afişte Mustafa Kemal'le birlikte diğer komutanların resmi vardır.
ve meclis kurbanlar kesilerek Cuma günü dualarla açılmıştır. Mustafa Kemal belki de Türkiye tarihinde minbere çıkıp hutbe okuyan tek cumhurbaşkanıdır. Doğru. Eşi çarşaflıdır. Doğru. Şimdi cumhuriyete kadar Mustafa Kemal bizim mücadelemizi vermiştir. Milli mücadeleyi, hatta adı da mücahededir, cihattır, cihat evet. etmiştir. Ama sıkıntı şudur. 23'ten sonra ben onun için diyorum ki Mustafa Kemal tarihin en büyük yanıltanıdır. Yani cumhuriyetten sonra ise o cepheye gönderdiği vatandaşın kıyafetini, inancını evet. tehdit görüp emperyalizmin şapkası, emperyalizmin yazısı, emperyalizmin kanunu, emperyalizmin kılık kıyafeti için de millete maalesef zulüm eden bir dönem yaşanmıştır. Gazeteciliğin yanı sıra belgesel çalışmalarını sürdüren Muharrem Coşkun, 1908'de Eşref Edip Fergan ve Mehmet Akif tarafından çıkarılan Sırat-ı Müstakim, Sebilür Reşat gazetesinin öyküsünü belgesele taşıdı. Yoldaki Çığır, Sebilür Reşat belgeseli, TRT'de 4 bölüm olarak ekrana geldi. Yoldaki Çığır, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından da 2013 yılı en iyi TV belgeseli seçildi. Yine Mehmet Akif Ersoy hakkında devlet tarafından tutulmuş gizli resmi takip belgelerini de ilk kez Muharrem Coşkun, kod adı İrtica, 906 adıyla yayımladı. Yayımlanmış iki kitabı, dört belgeseli bulunan Coşkun, halen yakın tarih üzerine kitap ve belgesel çalışmalarını sürdürmekte. Arapça, İngilizce ve Osmanlıca bilen Muharrem Coşkun, Star gazetesindeki politika editörlüğünün ardından Ağustos 2018'de Akit TV haber koordinatörlüğüne getirdi. Şubat 2020'de ana haber sunumunu da üstlenen Muharrem Coşkun, ayrıca cumartesi akşamları Kırmızı Masa programında önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Thank you.